İstanbul hepimizin girişimi tarafından gerçekleştirilen Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bekir Ağar'dır. Hoş geldin Bekir. Merhabalar. Evet, referandum sonrasında gerçekleştirdiğimiz ikinci program olacak bu. 16 Nisan halk oylamasının hemen ertesi günü Bekir Ağar'dır'dan halk oylamasına ve öncesine ilişkin bilgileri almıştık. O günden bu yana önemli olaylar gerçekleşti ve önemli de bir süre geçti. Tam 90 gün geçti. Tam 90 gün. Türkiye evet. için üçüncü, çok önemli. Üçüncü ayındayız. O günden bu yana da tam 5 tane araştırma yaptınız. Aslında yayınladık. Yoğun bir faaliyet devam ediyor. Bundan sonra da yeni araştırmalar önümüze evet. gelecek mi acaba? Evet. Yani şöyle bir tezimiz var ya da ben hani tüm konuda demesek bile ben kendi açımdan söyleyeyim. Bildiğimiz bütün hikaye değişmiş olabilir diye bir kanaatim var benim. Yani neyi kastediyorum? Biz 2014'ten itibaren yerel seçim yaptık, genel seçim yaptık iki kere. Cumhurbaşkanlığı Gerçekmiş, seçimi yaptık. Dolayısıyla Türkiye'nin tam kritik kavşağına karar verecek kadroları seçtik. Sonra 16 Nisan'da o kadroların uyacağı karar sürecinin ana kurallarını değiştirdik. Ve de mesele şu ki toplumun önemli bir kesimi, tabii ki bu seçimler meşrudur ve tabii ki seçilmiş insanlar ve kurallar geçerlidir vesaire. Burada değil kastettiğim şey ama toplumun önemli bir kesimi bu kadroların içinde kendini temsil edilemediğini görüyor veya bu karar süreçlerine dahil olamadığını görüyor. Ve de Türkiye diyelim Avrupa Birliği ile tamam mı devam mı noktasında ya da NATO ile neredeyse tamam mı devam mı'ya geldi. Noktasında. Suriye'de savaşla yani bilfiil askeri güçle müdahil olalım mı olmayalım mı noktasındayız. Daha da önemlisi Türkiye'nin hani hep kutuplaşma diye sözünü ettiğimiz toplumsal gerilimlerin ben artık çok ciddi bir yarılmaya hani toprak çoraklaştıkça böyle yarıklar ve ayağınız bile içine girer. Kolayca geri yapışmayacak bir yağmurla iki yağmurla yeniden toprağın o eski doğal haline gelemeyeceği bir yarılmaya dönüştüğü gibi bir izlenime sahibim. O anlamıyla kamsarım bir şekilde bakınca. Dolayısıyla buradan bakınca da Türkiye'yi ve Türkiye insanını, Türkiye'nin ihtiyaç ve taleplerini ve olması gereken evrensel doğruları ve Türkiye'ye uygun doğruları her şeyi yeni baştan bir düşünmek gereken süreçteyiz gibi geliyor bana. Dolayısıyla da bu çerçeveden bakarak aşağı yukarı bir yıldır hazırlanmakta olduğumuz, yaptığımız araştırmadan doğal aylık araştırmaların yanı sıra işte sözünü ettiğin gibi bir takım seçmenin duyguları, seçmenin partisiyle ilişkileri ya da seçmen tercihlerindeki kırılmaları karar ağacı üzerinden yeniden gözlemek, yorumlamak, anlamaya çalışmak gibi bir dizi araştırmayı ve daha da yayınlanacak olan mutfakta, tezgahta olanlar var. İşte Kürt meselesinin karşısındaki ruhi engeller gibi veya Türkiye demografisi bile çok değişti ona dair falan gibi. Dolayısıyla onları sırayla hani Türkiye'yi yeniden düşünmeyi hedefleyenlerin, yeni bir ütopya peşinde koşanlar için ışık tutucu olacağını umduğum bir dizi araştırma planlamıştık ve onları sırayla yayınlıyoruz. Yani 16 Nisan'dan bu tarafa 5 rapor yayınladık. Hepsi web sitemizde indirilebilir, var. Ulaşılabilir halde. Konda.com.tr adresinden evet. ulaşılabilir. Ben bu 5 araştırmayı hızlıca sıralamak istiyorum. 16 Nisan halk oylaması sandık ve seçmen analizi ilkiydi ve Nisan ayında hemen yayınlandı. Yeni Türkiye'nin yurttaşları 15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi tutumlar, değerler ve duygular. Üçüncüsü iktidara taraf olmak, mitler, komplolar ve spekülasyonlar çerçevesinde çizilen sınırlar. Bu da Mayıs 2017'de evet. yayınlandı. Türkiye'nin siyasal evrenini duygu ve duygulanımlar üzerinden anlamak ve son Temmuz ayında da Türkiye'de donan siyasetin şifreleri karar ağacı yöntemiyle seçmen tercihlerini anlamak. Evet. İki ifade üzerinde durmak istiyorum. Donan siyasetten neyi kastediyoruz ve şifrelerinden? İkincisi de karar ağacı yöntemi. Benim çok da bilmediğim bir yöntem. Gerçi şu rapora baktım ama. Yani donan siyasetten kastımız şu. Yani Türkiye'deki var olan 4 parti, biri azdır, biri çoktur, ayrı tartışılabilir. Ama özü itibariyle 4 parti de kimlik siyasetine sıkıştı. Ve
kimlik siyaseti üzerinden de kutuplaşmalar yaşanıyor. Dolayısıyla hani ortak dostumuz Erol Katırcıoğlu'nun deyimiyle sık tekrarlıyorum bunu. Aslında biz seçim yapmıyoruz, kimlik sayımı yapıyoruz. Donmaktan kastımız o. Bu. Çünkü siyaset eğitim politikaları üzerine, istihdam politikaları üzerine ya da sosyal güvenlik politikaları üzerine ya da kentleşme, metropolleşme gibi meseleler üzerindeki bir tartışmadan ya da yerel yönetim seçimlerinde bile hiçbir yerelde, diyelim Konya'da da, Urfa'da da, İzmir'de de seçmenler İzmir'in ya da Konya'nın problemleri üzerinden adaylara bakarak oy vermediler. Kimlikleri üzerinden ve ülkenin genel kutuplaşmaları içinden oy verdiler. Dolayısıyla donmuşluktan kastımız o. Ya da en azından biz böyle bakıyoruz. Buradan da referandum dahil sürece, son dört seçimde tabii, de aynı özelliği görüyorsunuz. Yukarı, evet, aynen evet. Öyle. Yani dolayısıyla hani neredeyse birkaç tane katmanı var meselenin. Bir tanesi AK Parti ve diğerleri de bir ayrışma gözlüyoruz. Hani %50-%50 diyelim. Referandumdaki 51-49 gibi. Ama %50-%50 kabaca söylenebilecek AK Parti ve diğerleri. Burada hemen bir şey sormak istiyorum. AK Parti ve MHP demiyorsunuz. Evet, AK Parti, AK Parti ve diğerleri diyorsunuz. Çünkü bir sayısal olarak araştırmalarımızda gözlüyoruz ki evet MHP seçmeni, hala MHP seçmeni. Ama hem sosyolojik olarak hem kültürel olarak benzerliğin yanı sıra giderek siyaseten de AK Parti ile aynı blokta davranmaya, düşünmeye, tutum ve tercih geliştirmeye başladı. Dolayısıyla AK Parti ve diğerleri diyoruz. İkinci katmanı işte demin dediğim gibi dört kimlik ve yani hani ben abartarak karikatürize ederek söylüyorum. Türkçülük, Kürtçülük, laikçilik, dincilik hani cilik eklerini biraz da karikatürize etmek için söylüyorum. Demin dediğim gibi her parti az uyuyor, çok uyuyor ayrı konu ama her biri bu dört köşeye yerleşmiş gibi bir yerden görünüyor ve dördü arasında başka problemler var. Bir başka şey, bir başka katman üç parçalı Türkiye diyorum ben. O da şu, özellikle referandum sonuçları üzerinden de bakarsak, 1 Kasım veya 7 Haziran genel seçim sonuçları üzerinden de bakarsak şöyle bir üç parça çıkıyor önümüze Türkiye açısından. Bir tanesi Kürtlerin olduğu coğrafya. Aynı zamanda ülkenin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından ülkenin en geri kalmış coğrafyası. Bölgesi. CHP'nin var olduğu coğrafya, hani başat olduğu diye demiyorum. Çünkü 1 Kasım seçimleri üzerinden bakarsan İskenderun'dan İstanbul'a, Ankara ve Eskişehir'i içine dahil ederek böyle bir kıyı bantı çizdiğin zaman aşağı yukarı Türkiye'de %25 diye baktığımız CHP %35 bu coğrafyada. Ama AK Parti'de %42. Yani onun için CHP başat değil ama CHP'nin var olduğu ve etkin olduğu alan diyorum. Bu alanın tabii siyaseten CHP'nin 35 olmasından öte bir anlamı daha var. Aynı zamanda hem metropolleşmenin en yoğun olduğu, göçün son 40 yılın göçünün en etkili olduğu coğrafya. Yani dolayısıyla göç kültürel, alma açısından değil alma mi? Alma açısından. Evet. Kültürel ve toplumsal olarak bütün gündelik hayatın çok ciddi biçimde hızlı değiştiği, hani 70'ler, 80'ler Muğla'sı ya da İzmir'i ya da ne bileyim ben Manisa'sı Eskişehir'in 2017 Eskişehir'e aynı değil. Kocaeli'si aynı değil artık. Ekonomik, sınıfsal olarak da böyle, kültürel olarak da böyle göçten dolayı. Aynı zamanda bu coğrafyanın bir karakteri daha var bence. Ekonomik dinamizmini, ekonomik aktörlerini kendine yeterli üretmiş olan, kendi başına var olabilecek olan, dolayısıyla artık hani diyelim kalkınmanın niteliğine, ekonomik gelişmenin niteliğine de bakan, çevre problemlerinin de önde olduğu, çevreci tepkinin de başı etkin olduğu diyelim. Ya da toplumsal meselelerin yanı sıra kadın hareketinin de güçlü olduğu gibi. Hayatın bir başka vitesine gelmiş olan coğrafya. Bir de üçüncü bir Orta Anadolu ve Karadeniz'e doğru giden bir üçgen alan var. Üç parçalı Türkiye'nin üçüncü parçası. O parça bir yandan bakarsan sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye'nin ortası, hatta ortanın da biraz daha gerisi. Yani kendi başına ekonomik dinamizmi kendine yetmeyen, hala kamu hizmetlerine ihtiyaç duyan, dolayısıyla diyelim 3. köprü ya da otoyol ya da baraj yapıldığı zaman senin benim gibi insanların ama çevre, ekoloji derken bir kırşehirli onu bir kamu hizmetinin kentine gelmesi ve kentin ekonomik canlanması, kentte istihdam imkanının doğması gibi bir yerden baktığı işsizliğine ve buna hala ihtiyaç duyan. Evet. Dolayısıyla hani kendi ekonomik aktörleri ve dinamizmi yeterli olmadığı için devlet hizmetini kalkınmanın bir parçası olarak gören de bir coğrafya.
Ve burada da AK Parti var ve AK Parti bu coğrafyada hani 1 Kasım ve 7 Haziran'a özellikle 1 Kasım üzerinden bakarsak %62 ile %68 arasında bu illerde oy alıyor. Dolayısıyla hani bir yandan ikili, bir başka katmanda dörtlü, bir başka katmanda üç parçalı Türkiye gibi çeşitli yarılmalar yaşıyoruz. Ama bunun hala demin dediğim gibi hani pastaya bakınca çikolatalı pasta diyoruz. Çünkü görünür yüzey o kutuplaşma, yarılma falan ama her bir katmanın da farklı dinamiklerin çalıştığı seviyeler var. Dolayısıyla donan siyaset derken, bunu kastederken bir yandan da tabii ki seçmen dediğimiz insanlar her şeye sadece ve sadece kimliğinden bakmıyor. Hiçbirimiz öyle bakmıyoruz. Yani bir yandan kimlik evet etkin falan ama her birimizin gündelik hayatında kendi ihtiyaçları var, talepleri var, farklı kümelerin, farklı meramları var, muratları var, niyetleri var vesaire. Dolayısıyla da hala da oradaki kararlar, tercihler yalnızca kimlikten mi belirleniyor, nereden belirleniyor ya da ayrımlar, yarılmalar nerede oluşuyor diye. Bir istatistiki yöntem içinde o karar ağacı oluşturmak. Oradan baktığınız zaman benim bu bütün siyasi spekülatif tartışılabilir laflarımı teyit eden bir şey var. Birinci ayrım istatistiki olarak hemen 212 bin haneyi kapsayan yani 76 araştırmanın 76 ayın 76 araştırmasının ortak demografik ve siyasi bulgularını birleştirerek Kondo'nun yaptığı araştırmalardan bahsediyoruz. Ve oradan baktığın zaman karar ağacı birinci kırılım hemen AK Parti ve diğerleri diye kırılıyor zaten. Evet, net bu. Evet, çok net. Ondan sonra başlıyor kimlik meseleleri, televizyon kanalı. Yani biz çünkü bütün araştırmalarımızda çok uzun süreden beri tespit ettiğimiz şeylerden bir tanesi, seçmeni anlamak için en iyi demografik verilerden bir tanesi, yaş ve cinsiyetten daha çok açıklayıcı olan, akşam haber almak için hangi televizyon kanalını açtığı tercihi, yaştan, cinsiyetten, hatta eğitimden bile daha açıklayıcı çoğu zaman. Dolayısıyla istatistik olarak da analiz gösteriyor ki hemen ikinci hattaki kırılma televizyon kanallarına göre oluşmaya başladı. O aynı zamanda kimliği de ifade ediyor vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle oluşan bir karar ağacı yöntemiyle 6 basamak kadar istatistik yöntem içinde 6 basamak kadar ilerleyebiliyoruz. Ve dolayısıyla da hani bazı diyelim 5 tane kritik soru içinde senin yani teori en azından onu ima ediyor ki 5 tane kritik soruya vereceğin cevap senin yüzde kaç ihtimalle CHP veya AK Parti hangi veya HDP seçmeni olabileceğine dair bir ihtimal hesabı olanağı sağlıyor. Evet. Bu raporda o analizin açıklamasını içeren bir rapor. Evet. Bütün bu araştırmaların sonucunda bu bahsettiğin 3 bölgenin, 3 coğrafyanın kendi iç geçişlerinde de gün geçtikçe bir sertleşme veya yoğunlaşma ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani bunun için nedir? Çıkıyor. Yani bir demin sözünü ettiğim artık kutuplaşma yarılmaya. Yani kutuplaşmayı biz ilk tarif ettiğimizde 2007-2008'de Hayat Ustam Tarhan Erdem'in tanımlamasıyla söyleyeyim yalnızlaşmaktır demişti. Yani içe dönmek ve sadece kendin gibi olanlarla konuşmak, ilişki kurmak, dolayısıyla hani bir kirpi gibi içe büzülmesi her bir kutbun. Bu 2007 2007-2008'de ilk tanımımız böyleydi. Ama bugün gördüğümüz, özellikle referandum süreciyle Şubat'tan beri bu tarafa sayısal olarak da, istatistik olarak da gördüğümüz şey, o kirpileşme gibi ya da hani dikenlerini çıkarıp kendini korumak amacıyla içe dönmenin şimdi giderek dikenlerini karşı tarafa fırlatmaya, daha lümpenleşmeye teşne, daha saldırganlaşmaya teşne bir hale dönüşmesi. Bunun da birkaç tane katmanı var. Bir tanesi gündelik hayatımızdaki bu karmaşanın ürettiği bir lümpenleşme var. Yani Şaban'ın Recep İvedikleşmesi diyelim. Evet. Yani o naif problemlerle uğraşmaya çalışan Şaban'ın ben böyleyim ulen, beni böyle kabullenirsiniz, ben de hakkımı söke söke vura vura beyninize alırım diyen Recep İvedik'e geçiş. Bu gündelik hayatın ürettiği bir mesele ve aşağı yukarı her toplumda var, belki az veya çok. Ama bizde bunun korku politikalarıyla beslenen, korkuya ya da en iyi savunma hücumdur diyerek daha da karşı tarafa karşı saldırgan bir dil kullanan siyasetin manipülasyonuyla, hele bunun dinci ve şoven söylemlerle kendine meşruiyet alanı ya da haklı gerekçeler üretmesiyle dehşet bir yarılmaya dönüşmüş durumda. Şöyle bir örnek söyleyeyim.
Mesela 2011-2012'ye kadar bütün araştırmalarda ya da özellikle böyle seçimler yaklaşırken şeyi de sorgularsınız. Yani peki hani sen AK Parti ya da CHP dedin de neden CHP dedin? Hani bizim bir tanımımız var. Solculuk, sosyal demokratlık, laiklik falan falan da seçmen ne diyor peki? Yani niye CHP diyor ya da niye AK Parti diyor dediğimizde. Genellikle AK Parti karşıtları AK Parti seçmenini daha negatif bir yerden tanımlardı. Cahillikten, işte yardımlardan, rüşvet alıyorlar da falan da filan da, partizanlığa kurbanlar da gibi. AK Parti taraftarları ise diyelim CHP'ye oy vereceklere genellikle tembellik gibi bir yerden tanımlardı. Şimdi mesela 16 Temmuz'daki bulgumuz şu, 16 Nisan'a dair bulgumuz şudur ki, evet diyenlerin yarısı hayır diyenlere vatan haini gözüyle bakıyordu. Yani bu o cenahta en azından. Yani evet diyenlerin yarısı hayır diyenlere. Hayır diyen toplumun öbür yarısına vatan haini gözüyle bakıyordu. Şimdi bu mesela beni çok ürküttü. Yani bu çünkü aynı zamanda siyasetin kullandığı bir dil ve benim tezlerimden ya da umutlu olmamı üreten şeylerden birisi toplumun serin kanlılığı. Her şeye rağmen hani yastığa başını koyunca herkes gerçeği birbirine biliyor girmemesi diyordum. Ya da bu toprakların 5000 yıldır bir arada yaşama birikimi, kültürü, deneyimi diyordum. Ama vatan haini demek tabii başka bir uç nokta. Çünkü vatan haininin tanımı din olarak da, suç olarak da, ahlaki olarak da belli ve ona karşı yapacağınız hamle de belli. Dolayısıyla AK Parti yandaşlarında mı diyelim, mütedeyyin kesimde mi diyelim ya da evetçi tarafta mı diyelim, yarısının bu tarafa ya da hayırcı tarafa böyle vatan haini diye yaftalayarak bakması, öbür tarafın zaten oldum bittim onlar cahiller, lümpenler, işte rüşvetle, yardımlarla oy veriyorlar sanısıyla birleşince bu karşılıklı hani kirpilerin birbirine oklarını fırlatmaya hazırlanması deme sebebim o. Bu mesela ilk kez gördüğümüz bir şey. Bu da araştırma sonucu. Araştırma sonucu. %50 çok ciddi bir rakam. Web sitemizde ulaşılabilir olan 16 Nisan sandık analizi raporumuzda da var bu bulgular. Bu kısmı ürkütücü. Dolayısıyla hani hem gündelik hayattan birleşince, hem bu siyasi dille birleşince, hem de böyle işte Amerika, Avrupa, Almanya, Avrupa Birliği ile itiş kakışlar, Suriye meselesi, Kürt meselesi, PKK falan ve siyasetin bütün bu tartışmalarda kullandığı dilden bakınca hem şoven hem dinci bir söylemden kendine bir meşruiyet alanı üreten ve kendini kutsal bir dava için vatan hainleriyle mücadele eden bir kitle de burada oluşmuş demektir. Öbür taraf zaten bir süreden beri öyle bir başka ruh hali içindeydi. Dolayısıyla bu sağlıklı bir gidiş değil. Bence 16 Nisan'dan bu tarafa en önemli yarılma alanlarından birisi de budur. Ya da evet, dikkat kesilmemiz gereken en önemli problem alanlarından birisi de budur. Evet, içe dönmekten, yalnızlaşmaktan çok daha saldırganlaşmaya, kötü bir noktaya. Saldırganlaşmaya doğru teşne evet, bir hal. Dolayısıyla diyelim işte 15 Temmuz'un kutlama törenlerinde ya da adalet yürüyüşü sırasında Kemal Bey'e bir takım yerlerdeki o saldırganlıkların ya da saldırgan tepkilerin sadece bireysel olduğunu ya sadece o adamla sınırlı olduğunu sanmak biraz aldatıcı olabilir. Gerçekten hepimizin üzerinde kafa yorması gereken bir eğilim var ortada. Evet. Aslında bazı yorumlar, özellikle referandum sonrasında yapılan yorumlar, Türkiye'nin yavaş yavaş işte bu kamplaşmaktan kurtulacağına ilişkin idi. Ama KONDA'nın yapmış olduğu araştırmalar bunun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Yani hatta şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Hem 15 Temmuz'dan sonra geçen yıl Ağustos'ta ve Eylül'de yaptığımız araştırmalarda biz genellikle o iki araştırmada da hatta daha sonraki bir dizi 3-4 araştırmada birden sadece hani kim yaptı, niye yaptıdan daha çok peki şimdi ne yapalım gibi bir şeye ve toplumsal duygulara konsantre olmaya çalışmıştık. Hani herkes kim yaptı, FETÖ'ye ne diyorsun anketleri çok yapılıyordu. Asıl burada biz bir üretken olabilir miyiz, bir katkımız olabilir mi siyasete ve akademik dünyaya diye bakmıştık. Nitekim de bir grup akademisyen arkadaştan da destek alarak yaptık. Ve şöyle bir temel bulgumuz var. Aynı şey 16 Nisan referandumundan sonra Mayıs araştırmamızda da yani iki ay öncekinde de teyit edildi. Peki darbeyi şavulladık, halk direndi ve hallettik. Peki bu ortam ve hani o zamanki deyimle söyleyelim yeni kapı ruhu neyi çözsün dediğimiz zaman toplum iki şey demişti.
yani somut bulgu olarak söylüyorum. Kutuplaşma ve demokratikleşme. Şimdi Mayıs'ta yani referandumdan sonra. 2017 Mayıs'ında. Yani, peki bu ortamda şimdi referandumdan evet çıktı. Şimdi ne yapalım demiştik. Yine insanlar demokratikleşme demişti. Hatta şöyle de bir bulgu var. Bir daha darbe gibi bir bela tekrarlanmaması için ne yapalım? Ne önler yeni darbe ihtimallerini demiştik. Halkın kendisi, siyasetin güçlendirilmesi, meclisin güçlendirilmesi demişti. Yani aslında hala toplum kendi soğukkanlılığı, serinkanlılığı içinde bir yerde durmaya çalışıyor. Ama bir yanda da o hani gündelik hayatın bütün meşakkati, ağırlığı, dertleri içinden bir de böyle işte Amerika, Almanya, Suriye gibi hani korkunun daha kolay cisimleştirilebildiği, şöven duyguların daha kolayca üzerine yerleştirilebilirdiği bir ortam içinde yaşayınca içerideki kutuplaşma bu siyasetin bu problemleri yönetme ve siyaset yapma diliyle de birleşince biraz önce sözünü ettiğim ciddi bir yarılma ve saldırganlaşmaya eğilim belirmeye başlıyor ki hani son 15 Temmuz konuşmalarında da bunun izlerini yani yeniden gördük. En azından gördük. Şöyle bir şeyi gördüğümüzü söylemek mümkün. Yani adalet yürüyüşü peşinden 15 Temmuz'un kutlama törenlerini bence bir arada yani her iki parti için veya her iki lider için başka anlamları analiz edilmesi, yorumlanması gereken başka boyutları var elbette ama ikisi bir arada hani toplum üzerinden baktığınız zaman işte orada bile bu sözünü ettiğim yarılmanın nasıl bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani 15 Temmuz'da tek başına AK Parti'ye karşı yapılmış bir darbe de değildi. Sonuçta ülkenin ve hepimizin ortak geleceği için yapılmış bir hamleydi ve de bir belaydı savuşturulan şey. Ama gördük ki 15 Temmuz kutlama törenleri yalnızca AK Parti'nin ve AK Parti'ye karşı yapılmış ve sadece AK Partililerin zaferi gibi bir havaya çevrildi, döndürüldü. Maalesef. Adalet yürüyüşü de ne yazık ki bütün topluma ses vermesi ya da etki üretmesi beklenen bir adalet kavramı sadece CHP'li veya sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya bir adım daha ötesi belki referandumda hayır diyen blokun hamlesi haline dönüştürüldü. Dolayısıyla görülüyor ki bu yarılmalar, deminden beri sözünü ettiğim bu somut etrafımızdaki riskler veya fırsat alanlarıyla bir arada bakıldığı zaman 2019 seçimlerine kadar oldukça sert, oldukça fırsatlardan daha çok risklerin önde olduğu, toplumsal anlamda risklerin daha önde olduğu bir süreç yaşanacak gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla moral kapasiteyi de buna göre ayarlamakta, fayda var. Daha serin kanlı konuşmakta, topluma daha ortak geleceğe işaret edecek bir dilin ağırlık kazanması için çaba harcamakta yarar var. Yoksa önümüzdeki 1-1,5 yıl böyle geçecek evet. Gibi görünüyor. Merak ettiğim konulardan birisi, KON'da bugüne kadar 76 tane araştırma yaptı. Araştırma süreçleri itibariyle... Toplamda daha fazla, yani 150'den fazla da bu KON'da barometresi dediğimiz kesintisiz olarak her ay yaptığımız, bu ay yaptığımızdan 78 oldu. Ve abonelerinize verdiğiniz, evet ben de onu kastediyorum. Başlangıcı itibariyle baktığımız zaman bugün zorlanıyor musunuz araştırma yapmakta ve bilgi toplamakta? Bazı alanlarda evet. Hangi alanlar? Yani şu bir kere yani şöyle söyleyeyim birkaç katmanı var. Bir henüz daha kamu otoriteleriyle ya da güvenlik güçleriyle bir anket yapma ile ilgili bir sorun yaşanmıyor. Evet. En azından biz öyle bir sorundan karşılaşmadık. Ve hala bunu yapabiliyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Yapabiliyoruz da. Ama iki sadece bazı yerlerde işgüzar muhtarlar yani özellikle kır ve köylerde olduğu zaman eskiden sadece güvenlik nedeniyle problem çıkardı. Yani şu işte anket diye başlıyor da taksiden halı satıyor ev kadınlarına. Ya da anket gibi başlıyor işte sonra bir kozmetik seti satıyor taksitli senetlerle falan gibi meseleler. Veya güvenlik, hırsızlık, mırsızlık gibi sebeplerle engel olunurken şimdi doğrudan siyasi gerekçelerle bazı muhtarlar problem çıkarabiliyor. Ama öyle bir polise, emniyete, jandarmaya yansıyan bir şey de olmuyor. Biz de inatlaşmıyoruz. Peki o köy olmaz, öbür köy diyoruz, çekiliyoruz falan. Çekiliyorsunuz, öbür tarafa gidiyorsunuz. Ama asıl metropollerde ve bu kutuplaşmanın daha uç görüldüğü, yani iki tarafında bir kor %10'ları var. Hani %50-50 diyoruz ama hani işin tam çekirdeği olan bir %10'lar var. O %10'ların var olduğu mahallelerde sorunlar çıkıyor. Birkaç sebepten çıkıyor orada da. Artık orada güvenlik kaygıları falan değil. Siyasi sebeplerle.
Yani AK Parti'ye yarıyor veya siz AK Parti karşıtısınız diye soruyu beğenmeyerek veya anketörün halini, tavrını beğenmeyerek veya konu adını duyarak şu veya bu sebeple görüşmeci iknasında sorun yaşanıyor. İki, tabii bir başka problem işte efendim Twitter'da bile şunu yazdığı için adam tutuklandı veya Cumhurbaşkanı hakaretten dava açıldı gibi söylemler arttıkça gönüllülük ya da konuşmaya dahil olmak veya ankete katılımcı olmak konusundaki kaygılar çoğalıyor gibi bir sürü şey var. Ya da hani farklı kesimlerin farklı kaygıları var. Ya da Alevi yurttaşların ya da Alevi yurttaşların ağırlıkta olduğu köy veya mahalleye gidiyorsanız hani oldum bittim kaygıları ve yaşadıkları deneyim de onu işaret ediyor ki işte devlet bir biçimde bizi fişliyor ya da birileri fişliyor. Kaygıları ve deneyim birikimleri olduğu için ya yine hani inanç grubunu da soruyorsunuz, mezhep de soruyorsunuz, siz fişlemeye malet oluyorsunuz diyenler oluyor vesaire. Bir bu tür problemler tabii doğal olarak giderek artıyor. İki, eskiden diyelim 10 sene önce bir anketle diyelim 30 soru soruyorsanız ya da 40 soru soruyorsanız şu soruya ben cevap vermeyeyim diyenler genellikle %1-2'lerdeyken yani siyasi sorulara özellikle cevap vermeyelim diyenler %1-2'lerdeyken bunlar şimdi %4-5'lere çıkmış durumda. Bazı siyasi sorulara gelince insanlar bu soruyu geç, ona ben cevap vermeyeyim deme biçimi artıyor vesaire. Ama özü itibariyle de hala hani çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz desem de kendi işime haksızlık etmiş olurum. Yani henüz en azından biz çok öyle görünür çok çok büyük bir engelle, bir zorlukla yani karşılaşmıyoruz. Yani buna Kürt bölgeleri, köşeleri ben de onu soracaktım. De dahil, yani hayır, coğrafi hayır. Olarak... Hayır, coğrafi bölgelerde olarak bir hala sorun biz, var mı? KONDA'nın hala bütün anketleri yüz yüze hanelerde görüşmeye dayanır. Yani hani Ankara'ya gidebiliyoruz, oraya yüz yüze yaptık da Diyarbakır'a gidemedik ya da Hakkari'ye orada telefonla yaptık gibi böyle tuhaf melez yöntemler kullanmıyoruz. Hakkari'ye de hala yüz yüze yapmaya gidiyoruz ve yapabiliyoruz. Evet, bu halk oylaması öncesinde özellikle kampanyalar başlarken metropollerden bahsediyorum. Hı hı. Özellikle Kürt bölgesindeki sıkıntıları hepimiz biliyoruz, engellemeleri biliyoruz. Ama metropollerde başlangıçta özellikle hayır cephesi oldukça tedirgin faaliyete girişti. Fakat zaman içinde bunun aşıldığını gördük ve sokakta rahat rahat insanlar gene küçük sınırlamalar ve bazı engellerle, sıkıntılarla karşılaşmalarına rağmen propagandalarını yürütebildiler. Ama bütün bu anlattıklarından 2019 seçimlerine böyle bir iklimle giremeyeceğimiz gibi de bir sonuç çıkartıyor. Daha kötü bir iklim olacağını sanıyorum. Evet. Yani referanduma geri dönersek, yani hep genellikle bizde tabii sandık güvenliği ya da oy güvenliği ya da işte oy izleme meselesi hep sandığa giren oyun sayımına vaziyet eylemek ve evet. izlemek üzerine konuşulur. Orada ya da tartışmak onun üzerine yoğunlaşıyor. Halbuki asıl kanaatin nasıl oluştuğu, kanaatin oluşma süreci, tercihlerin oluşma süreci, bu siyasi tartışmanın sağlıklı, demokratik, hukuka uygun, eşit, adil yürütülüp yürütülmediği gibi bir sürece baktığınız zaman 16 Nisan öncesinde de her şeye rağmen eşit ve adil bir süreç yaşandığını söylemek mümkün değil. Üstelik o hal çerçevesinde... Üstelik Güneydoğu'da özellikle kayyumların atandığı geniş bir coğrafyanın içinden yapıldı siyasi vesaire. Siyasilerin içeriye alındı. Evet, dolayısıyla kampanya sürecinden dolayı hayırın %48,5-49'a yakın olması, kampanya aktörlerinin başarılı olmasından, başarılı söylemlerden dolayı değil, bence halkın sağduyusundan dolayı böyle bir noktaya geldi. Ama giderek o günden bu tarafa, 16 Nisan'dan sonraki uygulamalara bile baktığımızda, henüz daha tam uygulamaya dönmese bile söylemlere, ifadelere, işte 15 Temmuz yıl dönümü vesilesiyle yapılan konuşmalarda veya adalet yürüyüşüne dair değerlendirmelerde AK Parti cenahının ve yandaşlarının diline bakılırsa daha da sertleşeceğini beklemek daha normali gibi görünüyor bana. Evet, daha doğru bir tahlil gibi görünüyor. Hemen buradan adalet yürüyüşüne geçmek istiyorum. Adalet yürüyüşüyle ilgili, evet bu... Kutuplaşmanın bir tarafı, işte hayır cephesinin bir aksiyonu gibi görüldüğünden bahsettin. Bunun aynı zamanda demokratik yolların tıkanmasının da bir sonucu olduğunu düşünürsek, önümüzdeki dönemde
sokak hareketi sadece ana muhalefet partisinin bir eğilimi olarak mı devam edebilir? Yoksa sokak hareketini de meşrulaştıran bir tarafı var mı? Tabii ki sokak hareketi derken sivil itaatsizliği kastetmiyorum. Yani esas olarak pasif direnişin unsuru olan eylemleri kastediyorum. Ya Kılıçdaroğlu'nun tercihine bakıldığı zaman bile, yani kendi başına bile ne ima ediyor? Meşru siyasetin ya da parlamentodaki partiler arası siyasi platformun tıkandığını ima ediyor. Ya da onu söylüyor zaten Kemal Bey. Yani bu doğrudur yanlıştırdan öte bir ülkenin ana muhalefet lideri bu kanaatte vardıysa zaten bu bile kendi başına vahimdir. Yani hani az mı vardı, çok mu vardılar ayrı. O tartışmaya girmeden. Yani tabii. Kaldı ki bana da soruyorsan evet haklı çok tarafı var. Çünkü siyasi alanın giderek daraldığı, siyasetin sadece partilere hatta partilerin içinde de makbul olanlarıyla sınırlandığı, HDP'nin başına gelenlere bakılırsa, yani derneklerin, vakıfların, odaların giderek siyasi alandan çekilmeleri talebi giderek şimdi artık makbul partilerin de olmayan partilerin de siyasetin alanının dışına çıkmaları gibi bir yere dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu bile kendi başına bir mesaj ifade ediyordu. İç düzüklük değişikliklerinde de tekrar yaşıyoruz. Giderek evet, giderek evet. Siyasi alanın daraldığı. Çünkü burada birkaç tane mesele var bence. Bir, AK Parti'nin bugün geldiği noktada AK Parti'nin siyasette tanımladığı şey aynı zamanda bence devlette de hakim olan bu makbul siyasi aktörler tanımıyla sınırlı artık. Yani bir odadan bile beklenen sadece ve sadece kendi ekonomik faaliyet alanında ya hangi yönetmelikte yasada ne yapılsa gibi bir konuda öneride bulunmaktır. Yoksa ya işte gelir adaletsizliği var ya da çevre sorunu var ya da iklim değişikliği meselesi var bile denmesin isteniyor. Bir kere böyle bir siyaset tarifi var. Bu ne kadar sürdürülebilir ayrı konu ama şu andaki hakim iklim bu. Evet. Bu hakim iklim meşruiyetini nereden üretiyor? İki tane meseleden. Bir tanesi evet Cumhurbaşkanı'nın bir siyaset tarzı var. Siyaseti müzakere, birbirine ikna ve uzlaşma olarak değil, münakaşa ve münazaradan da öte hatta. Şimdiye kadar ben hep hani bizim siyasi zeminimiz müzakereye dayanmıyor, münakaşa ve münazaraya dayanıyor diyordum ama şimdi artık bir adım daha öteye gidildi. Tümüyle bilek bükmeye dönmüş bir siyaset tarzı var. Bir yandan da devlet dediğimiz mekanizmanın buna iktidar ve Cumhurbaşkanı da dahil işte Kürt meselesi, IŞİD meselesi, Avrupa Birliği itişmeleri, bütün bu hani Türklerin 100 yıldır bölünme paranoyası ya da bütün dünya bize karşıdır paranoyasının gerçekliğe tekabül ettiği de bir zaman dilimi ve olaylar dizisi var karşımızda. Şimdi dolayısıyla devlet böyle bir noktada ve siyaset güvenlik tercihinde bulunmuş görünüyor ya da öyle çok açık. Bir yandan da ekonomik refahla demokrasi arasında ekonomide kriz olmasın yeter ki hani refaha ulaşamasak bile ama demokrasiden gerekirse bir adım geri çekilinebilir diye bir tercihte bulunmuş görünüyor. Bir üçüncü unsuru daha var, korku politikaları diyorum ben. Yani kiminde kimi yere geldiğinde teröristler söylemek, kimi yere geldiğinde bölünme korkusu, kimi yere geldiğinde bütün dünya bize karşı bak bütün herkes şer odakları söylemi. Giderek dolayısıyla her farklı fikrin ya da her siyasi muhalefetin düşmanlaştırıldığı, şeytanlaştırıldığı, artık ötekileştirmeyi falan geçtik. Doğrudan düşmanlaştırıldığı, hatta kriminal olarak da suçlandığı ve suçlu addedildiği. İşte bir takım toplantıları basıp insan hakları aktivistlerinin de casus mu bunlar diye bir gizli tanık ifadesine dayanarak tutuklanmaları. Evet, bugün de adliyede sorgudalar. Dolayısıyla bir dizi uygulamaya bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bütün devlet dediğimiz mekanizmanın da bu tercihi benimsemiş olduğu anlaşılıyor. Ne içerideki muhalefetin tümüyle sindirilmesi ve yok olması beklenemeyeceğine göre, ne bir anda yarın sabah Suriye meselesinin ya da Kürt meselesinin ya da Avrupa Birliği meselesinin çözüleceğini bekleyemeyeceğimize göre, ne bir anda da Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın aklı selim doğru yolu yakalayacağını bir gecede umamayacağımıza göre bu gerilim bir süre sürecektir ve bir süre
adalet yürüyüşü mü, başka yöntemler mi? Evet, bir hani insanlar da derdini ifade etmek için ya da sıkıntısını ifade etmek için bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Burada sıkıntı toplumun önemli bir kesiminin gündelik hayatının içinde kendini ezilmiş, yok sayıyor olması ve gerçekten bu algıyı ve bu problemi yaşıyor olmasıdır. Burada sadece yeni olan şey, Kürtler belki bunu 100 yıldır yaşayıp geliyorlar. Dindarlar belki bunu bir 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl yaşadılar. Kendilerini bu ülkenin hakimi ve bu ülkenin eliti ya da bu ülkenin yönetici sınıfı sayan beyaz Türkler diyelim kod adı. Hani yine karikatürize etmek için söylüyorum. Onlar da son 5 yıldır yaşıyorlar. Dolayısıyla bütün bu kimlikler ortak yaşamı ve bir arada yaşamın kaçınılmazlığını, ortak kaderin gerçekten kaderimiz olduğunu ve bu topraklarda başka bir hayatın, ayrı ayrı bir hayatın mümkün olamadığını idrak ettikleri ve doğru bir siyasi aktörlük, yeni bir ütopya üretebildikleri güne kadar bu gerilim sürecek. Onun için bir şekliyle bakınca hani dip geldi mi? Hayır, dip gelmedi. Daha 2019'a kadar çok daha sert. Ama terör eylemleri biçimiyle, ama terörist saldırı biçimiyle, ama Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Suriye'nin, PKK'nın şusu busu sebebiyle, kimi de işte hükümetin güvenlikçi politikalarla onu tutukladı, bunu yasakladı gibi hamleleri, yasaları, KHK'larla işten atmaları gibi olaylarla, vakalarla bu gerilimin daha da artarak süreceği görülüyor. Ama herkesin ve hepimizin şunu idrak etmesi lazım ki bu ülkedeki yarın sabah uyanacağımız kader ortak. Dolayısıyla herkes kendi kimliklerinden sıyrılarak ortak yaşamın kuralları üzerine yaslanan yeni bir ütopya üretemedikçe ve bu ütopyanın sahip olan yeni bir siyaset dili, siyasi aktörler, siyasi liderler, siyasi temsilciler ortaya çıkaramadıkça bu gerilim böyle sürecek. Evet. Burada tabii önemli noktalardan birisi de hayır kampanyasında görünürde birçok muhalif hareket bir araya geldi. Benzer faaliyetler yürüttüler. Bir araya gelmeyenler dahi paralel faaliyetler yürüttüler. Onun sonucunda da %50-%50 diyebileceğimiz küçük rakamlara bakmayalım bir tablo ortaya çıktı. Ama halen Türkiye'de hayır döneminin bir anlamda bittiğini kabul etmek zorundayız. Artık başka bir noktaya ilerlememiz gerekiyor. Ama burada da hala benzer muhalif fikirlere sahip olmakla birlikte kimlik ayrımının getirdiği, o kimliklerdeki yarılmanın getirdiği sorunlar devam ediyor. Kısa dönemde veyahut da 2019 sürecinde burada bazı olumlu gelişmeler bekleyebilir miyiz sence? Valla beklenebilir. Çünkü yani umut vadeden de başka şeyler var bir yandan da. Yani bu kadar da karamsar tablo konuşuyoruz ama. Evet, şimdi, programımızın sonuna doğru hiç değilse yani, biraz. Bir tanesi şu. Mütedeyyin kesimde ya da dindar kesimde ya da AK Parti tabanında da ben ciddi biçimde bütün bu olan bitenlerden sonra bir tartışmanın yürüyor olduğunu sanıyorum. Yani belki onlar bizim cenah kadar bu kadar kolayca ve açıktan konuşmuyor olabilirler. Ama kendi içlerinde bu güç yoğunlaşmasının ürettiği problemlerin ya da laiklik meselesinin veya dini cemaatlerin sınırlarının ne olup ne olmaması gerektiği meselesinin ya da günah meselesininle hukuk meselesinin ya da ihtiyacının, yani pozitif hukukun ne anlama geldiğini, eğitimin ne anlama geldiğini, yeni baştan orada da tartışıyor ya da iktidar olmanın ne anlama geldiğini ciddi biçimde tartışıyor olduklarını sanıyorum. Hani burada isim söylememe gerek yok ama bir elbette takım tartışmaları ben de izliyorum. Evet. Bu cenahte ise senin de benim de tanık olduğumuz umut veren birkaç tane şey var. Bir, referandum sürecinden önce başlamıştı. İlk kez hani bu kendini şimdiye kadar ülkede hakim ya da elit ya da hep böyle hani başat etkin olacağını varsayan laikçi ya da beyaz Türk kesimde diyelim. İlk kez azınlık olduğunun idraki var. Dolayısıyla bir kendini aşmak, sadece kimliğin içinden bakmadan mütedeyyinlerin de, Kürtlerin de, diğer ülkedeki kesimlerin sosyolojik veya kültürel veya siyasal kümelerin de ihtiyaç ve taleplerini anlamak yönünde bir çaba var. Hani o referandumda hangi dili tutturalım arayışından, bütün o toplantılardaki tartışmalardan görüyorsunuz. İki, mesela adalet yürüyüşü bu konuda bir ipucudur.
Kemal Bey baştan itibaren CHP bayrağı olmayacak, kimse de bayrağıyla gelmesin dedi. Gerçekten en marjinal, en sivri varsayacağımız gruplar bile hiç kimse onu bozmaya kalkışmadı. Kalkışmadılar. Çünkü gördüler ki işte hani mesela Gezi gibi anlamlı bir meselenin bugün böyle Gezi gibi en negatif biçimde kullanılmasına üreten ya da o söylemlere gerekçe üreten şeyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Gezi'de benim kızlarım gerçekten o ağaçlar diye yırtınırken o Taksim Meydanı'nda o asılan pankartlardan ve yakılan ağaçlardan sonra meselenin nasıl manipüle edilebildiğini herkes gördü herhalde. Veya işte FETÖ'cülerin veya başka servislerin veya yanlış fikirlerin. Dolayısıyla hani kim yaptığı ayrı tartışma. Dolayısıyla hani bugün bu çabanın bile bir umut vaat edici olduğunu sanıyorum ben. Çünkü diğer taraftan yani mütedeyyinlerden ya da Kürtlerden örneğin hani Türklerin en çok söylediği ya sadece Kürtlerden bakıyorlar, sadece Kürt bölgesi için bakıyorlar, Türkelileşsinler, Türkiye'nin ortak geleceğine kafa yorsunlar, dil geliştirsinler derken şimdi buradaki beyaz Türklerin de ülkenin dindar Türklerine, Kürtlerine, ötekilerine anlamak, onlara da bir dil geliştirmek çabasının ya da bu arzunun en azından yeşeriyor olduğunu gözlüyorum. Bu kısmının çok değerli olduğunu sanıyorum. Yani dolayısıyla CHP bu adalet yürüyüşünden sonra birden bir öyle oyları falan patlamaz. Bütün bu hikayeden elbette. CHP'ye bir anda iktidarın alternatifi oldu falan demek mümkün değildir. Ama en azından bu kıvılcımları, filizleri yeşertecek bir iklim de bir yandan var. Çünkü sadece bu sokakta öyle yürümekle de halledilecek bir problem konuşmuyoruz. Burada problem sadece itiraz siyaseti veya AK Parti'nin istediği gibi itaat siyasetine teslim olunmak mı yoksa yeni bir iddia üretmek mi? Ne itiraz, yalnızca itirazdan ne de yalnızca itaatla çıkışımız yok. Bizim yeni bir iddia üretmeye ihtiyacımız var, yeni bir ütopya üretmeye ihtiyacımız var. Bunun da başlangıç noktası bir arada yaşamaktır. Laik olanı, seküler olanıyla, dindar olanı, Türküyle, Kürdü, Sünniyle, Alevisi vesaire vesaire. Dolayısıyla eğer böyle bir yeni ütopyanın üretmenin de birinci ön koşulu herkesin kendi kimliklerinin ürettiği ruhi ve zihni ambargolardan kurtularak düşünmek ve yeni siyaset alanları açmaya çalışmasıdır. Bunun da yeşereceği çok filiz de var bir yandan. Sadece bugünün bu hengamesi, kasırgası içinde o filizler henüz çok boy vermiş gibi görünmüyor olabilir. Ama öyle bakınca da umut veren çok da filiz var. Ben ama hani bitirirken onu söyleyeyim. Hala en büyük güvencem benim açımdan kişisel olarak bu toprakların insanların 5000 yıldır bir arada yaşama deneyimleridir. Bunu yani bu topraklarda hiçbir kavga yoktur ki. Ya da en yakın tarihte 1915'ten başlayalım, 6-7 Eylül'den bakalım, Çorum, Maraş, Madımak diye bakalım. Devletin ya da iktidar sahiplerinin ya da siyasi aktörlerin manipüle ettikleri dışında gündelik hayatın içinden başlamış bir kavganın o hale dönüşmüş tek bir örnek yoktur. Yaşadığımız bütün hikaye iktidar kavgası yapan insanların güç sahipleri de dahil manipülasyonlarıyla yaşanmıştır. Bu toprakların insanların bir arada yaşama deneyimi müthiş. Ama bir yandan da evet müthiş ama her gün biraz daha aşınıyor. En başta yarılma dediğim şey de odur. Ve hala da tutunacağımız dal, yaslanacağımız umut da bu toprakların insanlarıdır bence. Evet. Bekir Ağırdır çok teşekkürler. İkincisini ben gerçekleştirdik. Ben de umut ediyorum. Evet, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta konuğumuz Bekir Ağırdır idi. 17 Nisan tarihinde kendisiyle referandum sonrasının ilk programını yapmıştık. Bugün de ikinci programını gerçekleştirdik. Hemen tekrarlamak istiyorum. Bahsettiğimiz bütün araştırmalar KONDA'nın internet sitesinde, konda.com.tr adresinde bugüne kadar yayınlanmış olan bütün raporları orada görebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.